ünlü bir ismin bir fotoğrafı elimize geçti. Evet. Onunla ilgili istiyorsanız detayı biraz sonra verelim yoksa... Girelim mi ona acaba? Girelim mi? Girelim bence. Pop yıldızı sevgili izleyiciler Hande Yener Kıbrıs'a bir konser için gittiğinde Kıbrıs'ta biliyorsunuz malum otellerin alt katları da kumarhane belirli bir şey karşılığında oynanabiliyor ve birileri tarafından bir kumar oynarken görüntülenmiş. O görüntü şu an elimize geldi. Bu fotoğrafında dün akşam çekildiği söyleniyor. Şimdi hatırlarsanız Serdar Ortaç aranjörler çok para istiyor. Bundan sonra albüm çıkarmayacağım deyince Hande Yener'de Serdar kazandığı paraları kumara harcıyor. Kumarda bitiriyor demişti. Ve kısa bir süre sonra da Hande Yener'in kumar masasında böyle poker mi oynuyor artık? Oyun oynarken bir şey oynuyor. Bir fotoğraf karesi geldi. Evet, İşte Kıbrıs'ta... insanlar kanadığı şeyi yaşamadan, yani insanlar kanadığı şeyleri yapmamalı. Evet, Serdar Ortaç'ın o görüntü, yani Serdar Ortaç'ın kumar oynamasına yönelik konuşmalardan sonra Serdar Ortaç da hatta ne demişti? Öyle mi diyor? Doğru diyor. Evet, zamanında haklı. Oynadım. Oynuyorum haklı diyor. Olabilir demişti. Aslında Serdar'ı da dinleyelim. Var var. Serdar'ın yeni açıklamaları Hande Yener'le ilgili ki Hande Yener'in bu fotoğrafını da tekrar edelim. Dün akşam Kıbrıs'ta bir otelde çekildiği konuşuldu. Demek ki insanlar konuşuldu. Aynaya bakacaklar arada. Serdar'ı izleyelim. Evet. Hanım yurt dışında mı? Kilo İrlanda'da Ramazan başlayınca ben de yanına gideceğim. Bir ay falan orada olabilirim. Belki bir ay değil 10 gün. İlaç aldığım için benim orucum da yok. Öyle geçecek. Özlediniz mi? Özledim tabii. Özledim. Daha iyiyim abi vallahi sağ ol. Sağ ol baba sağ ol. Sağ ol. Özledim tabii. Buradan da söylemiş oluyorsun abi. Özledim, her gün konuşuyoruz. Şu geçtiğimiz haftalardaki açıklamaya gelelim. Burada açıklama yapmışsınız, evet Serkan Kaya doğru söylemiş. Paran bitti falan ama ardından bir sonraki gün biz Hande Yener'le konuştuk. Ve Hande Yener de dedi ki, Serdar böyle gülerek dedi ki, kumarda bitirdi, cimrilik yapma, çalışanların, müzisyenlerin parasını ver. Ben bütün müzisyenlerin parasını hep öderim, yıllardır. Yani her zaman ödemişimdir. Fazlasıyla. Bunun ardından da Hande Yener'i sildiniz ve sebebinin de bir şarkı varmış Ajda Pekkan'a verdiğiniz için. Hayır, Hande ile hiç öyle bir şeyim olmadı. Hande'yi silmedim ki. Benim takip ettiğim kişi, birçok kişi silindi. O yüzden Hande'ye özel bir şey değil yani. Sonra tekrar ekledim. Bir ara evet ele geçirildi. Bir ara hepsini sildiler. Ama Hande'ye özel bir şey değil Hande'yi. Sonra hemen fark ettim ve ekledim. Kimseyle sorunum yok. Hackerlarına sizinle uğradınız diyebiliriz. Aynen öyle olabilir evet. Peki Hande Hanım'ın bu açıklamada bir kırgınlık oldu mu? Bir kırgınlık? Hayır ben kimseye niye kırılayım? Bir şey dedi. Kumarda harcadı paraları dedi. Ondan sonra işte bitirik yapıyor falan cimrilik yapıyor dedi. Doğru demiş yani. Dünya para harcadım. Doğru söylemiş. Ardından bir tane de fotoğraf çıktı sosyal medyada yine böyle. Kasinoda. O eskiden kasinoda çekmişler evet. Çok oynardım. Ama şimdi öyle bir şey yok değil mi abi? Yani niye reddedeyim? Şimdi yok Allah'a şükür. Evlendikten sonra hiç yok. Kulağı Hanım direkt şey blok koymuştu. Yok ben ona saygımdan zaten oynamam. Bir de parayı tutmak lazım sağlığında. Sağlık elden gidince çok arıyoruz parayı. Ararız yani. Söylemek istediğim şey 10 lira varsa kumbaraya atacağız hep. Ortaç'ın şu geldiği nokta aslında hırgür kavga çıkaran ünlülere de bir örnek olsun. Zamanında o da sert cevaplar veriyordu, küsüyordu, kavga ediyordu. Ama artık Serdar özellikle sağlıkla sınandığı noktadan sonra tamamıyla hayatını değiştirdi. Kendisine en son dil uzatan Hande Yener'e bile söylesin. Gül attı, çiçek atıyor. Evet, hiç artık hiç öyle sinirlenmiyor. Sinirleri alınmış. Bir derviş evet. Kafasına erdi şu anda. Sakin, her şeyi sükunetle karşılıyor. Sadece abicim buyurun. O bize kafa saldı. O bize yaptı. Ya buyurun. Size yapmadım hayır. Yok estağfurullah, büyüğümüzsünüz buyurun. Yok ben öyle bir terbiyesizlik yapmam. Ben olaya kafamı salladım. Şimdi bu kumar oynuyorlar değil mi? Evet. Kıbrıs'ta otellerde. Evet, kasinolarımız şimdi var. Bakın ben size bir şey ben bu işin kitabını yazmış bir adamım. Ya benim dediğimi dinleyin ya da beni bir daha buraya çağırıp bazına nefesimi tüketmeyin. Dinliyoruz yok abi. Dinliyoruz. Bunlar oraya her hafta gidiyorlar. Hı. Bir istatistik yapıldığında
bir isme bakarsanız, yani o ilk 10 içerisindeki isimlere bakarsanız, bir yıl içerisinde belki 20 defa, 30 defa giden var. Orada iki türlü kumar oynarsın. Ya kumarbazsındır, aldığın yemeği götür oraya bırakırsın. Ya da devamlı iş alıyorsan, kumar oynamasan bile o kumarhanenin ve otelin sahiplerine şirin gözükmek için belli zamanlarda oynarsın. Serdar Ortaç kumarbaz olduğu için oynuyordu. Hande Yener şirin gözükmek için oynuyor. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol o zaman. Ben başka bir şey söylüyorum. O kumarbaz değil. Evet değil. Kumar oynamak mecburiyetinde kalıyor. Yani hatıra binaen. Hande'yi diyorsun. Hande Yener söylüyor. Hande çünkü öyle bir kumar sahipleri devamlı oraya gidiyor ve fiş veriyorlar. Çipler hediye evet, ediyor. Tamam. Diyor ki in aşağıda görün. Tamam. Bir, o çipler bittikten sonra bile evet. Kendi cebinden alacağı paradan belli bir miktar oynaması gerekiyor. Yani profesyonellik bunu gerektiriyor. Ama öbürkü kumarbaz. Öbürkü kumarı seviyor. Onun için ikisi aynı şey değil. Değil tabii değil, ki. Değil. Değil tabii ki. Çünkü Hande Yener'in geçmişinde öyle bir kumar oynamak, yüksek yok. Paralar kaybetmek, o konuda rahatsız olmak zaman, gibi bir durum yok. O zaman niye bunu yüksek sesle bu aranjörler çok para istiyor dediğinde Serdar bunu söyledi? Niye söyledi? Bir dakika. Sadece abicim benim zihniyetimde, benim düşüncemde ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi görüneceksin. Öyle olmaz. Hiç kusura bakmayın. Öyle görüntü vermek zorundayım, yani şey kasinoya inmek şimdi, zorundayım. Yok öyle bir şey. Hayır. İşte, masadayım, masadayız. Sen de içmek zorundasın. Yok öyle bir ablacığım, şey. Ablacığım o masada içmeye benzemez o iş. Bu şimdi buradan anlattığın gibi değil hikaye. O masada içmeyebilirsin. O senin tercihin. Öbürkü sana bir sezon içerisinde eğer 800 bin lira, 1 milyon lira gibi bir para veriyorsa sen de hatıra binaen onun 200 bin lirasını geri vereceksin. O zaman Hande Yener açıklama yapsın. Desin böyle böyle desin. Ya de, onunla mecbur değil. Mesela en nihayetinde bu şimdi işte sosyal medyadan işte telefon diyorsunuz. Evet evet. Şimdi evet. Bu görüntüyü Las Vegas'ta, Reno'da herhangi bir yerde Avrupa'nın herhangi bir kumarhanesinde çekip bu şekilde yayınla hayatının tazminatını alırlar. Kameralardan evet, seni evet. Tespit ederler. Evet. Ya çanına ot tıkarlar. Tabii evet. Yönünden anlaşılabilir aslında. Çünkü Kıbrıs'ta sadece Hande Yener ve sadece Serdar Ortaç değil. Kıbrıs'ta otellerin ve alt katındaki oynanan kumarhanelerde kim ne oynuyorsa zaten fotoğrafları yayılıyor. Orada oynayanlar ünlüleri görünce çekip atıyorlar yani. Direkt mesaj olarak. Normal bir vatandaş yoktur onların içeri. Evet. Yani öyle bir fotoğrafı olan yoktur. Tamam 50 kişi oynuyorsa onun 2-3 tanesi ünlü oluyor zaten.